Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir robot tasarlayacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerim ilk önce 4 adet dondurma çubuğu. Bunları isterseniz kendiniz renklendirip boyayabilirsiniz. İstediğiniz şekilleri, desenleri, resimleri çizebilirsiniz arkadaşlar. Ben hazır dondurma çubukları kullandım. 4 adet dondurma çubuğundan sonra benim şöyle küçük iki tane uçları açılmış, soyulmuş tele ihtiyacım var bağlantım için 2 adet. 1 adet pervane ya da kendiniz 1 adet DC motor kullanacağım. Kendiniz bunun ucuna pervane yerine arkadaşlar farklı bir şeylerle tasarlayıp yapabilirsiniz. Mesela tüylü toplar olabilir. Farklı tüylü tellerle desenler, şekiller yapabilirsiniz yine. DC motorumdan sonra benim 1 adet pil yuvasına, İçine de 2 adet kalem pile ihtiyacım var. Pil yuvasına da kalem pillerimi yönlerine göre yerleştireceğim. Artıya artı, eksiye eksi gelmek şartıyla. 1 adet anahtara ihtiyacım var arkadaşlar. Aç kapa yapabilmem için anahtar. Sonra da yine 3 tane pimpon topuna ihtiyacım var. Şimdi ilk olarak ben üçgen yapmam gerekiyor. Üçgenimi yapmak için şu şekilde bunları şöyle sabitleyeceğim. Bunun için de bir silikon tabancası ve silikon kullanmam gerekiyor. Şimdi şu şekilde biz üçgenimizi sabitleyelim arkadaşlar. Dondurma çubuklarımın ucuna sıkıyorum silikonumu. Şimdi de şu şekilde dondurma çubuklarımı sabitliyorum. Bu şekilde sabitledim. Şimdi de pil yuvamı yerleştirebilmem için arkadaşlar dengeli olsun diye ortaya da 1 adet koyacağım. Şu şekilde yapabilirim. Şöyle. Bunu da buraya sabitledim. Şimdi de arkadaşlar pimpon toplarımla sabitleme yapacağım. Şu şekilde. Hatta şurası daha iyi olur. Pimpon toplarımı da çubuklarımın üç tarafına sabitliyorum arkadaşlar. Bu şekilde benim ana tasmam hazır. Şimdi bunlar böyle kururken arkadaşlar ben şöyle devre kısmına geçiş yapacağım. Devre kısmına geçiş yaptığımda ilk önce ben motorumun arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz bu delikler bacaklarına tellerimi bağlıyorum. Şu şekilde geçireceğim. Ve çevirip şu şekilde sıkacağım. Aynı şekilde diğer telimi de geçireceğim. Çevirip sıkacağım. Hazır. Buram. Şimdi anahtarı kurmak için ne yapıyorduk onu hatırlayalım. Şimdi ilk önce anahtar şurada bir bağlantı oluşturacak. Benim motorum burada kalacak ve pilim de şurada kalacak. Ben bu bağlantıyı oluştururken arkadaşlar bu üçgenimi asla hiçbir zaman unutmayacağım. Mutlaka bir bacağına, anahtarımın bir bacağına telimi takıyorum. Motordan gelen kablom telimi şu şekilde sıkıştırdım. Anahtarımın diğer bacağına ise pilden gelen telimi takıyorum. Şu şekilde bunun iki tarafını da açalım. Diğer telini de taktım. Mutlaka burada unutmamam gereken kırmızı olanı anahtar kısmına takıyorum ki aç kapada sorun yaşamayayım. Motorumdan gelen diğer tel kablosunu pilimden gelen diğer kabloya da bağlıyorum siyah olana. Şu an çalıştı. Neden? Çünkü açık konumda kapatıyorum.
bağlantımı yaptım. Buraları tabii ki de bantla sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben hemen deniyorum bağlantımı tekrardan. Pervanemi takıyorum. Çalıştır diyeceğim. Çalıştı. Kapatıyorum. Tekrar deniyorum. Çalıştı. Bakalım peki benim robotum çalışacak mı? Hemen oluşturduğum devremi düzeltiyorum. Bu arada kapıdan patatesçi geçiyor. Şimdi şu şekilde bunu sabitliyorum arkadaşlar. Şöyle motorumu da, hatta ben şöyle yapayım bir saniye. Motorumu buraya koyayım arkadaşlar. Bir saniye. Motorum şurada olsun benim. Şu şekilde. Anahtarım şurada olsun. Pilim de burada olsun. Bu şekilde yapalım. Şu şekilde döktüm silikonumu. Anahtarımı da şuraya sabitleyebilirim. Evet, devrem hazır. Şimdi deneyelim. Robotum hareket etmeye başladı. İyi eğlenceler. Hoşça kalın.